Evet, rasyonel ve ondalık sayılar. Şimdi rasyonel sayı nedir? A ve B birer tam sayı. A bölü B şeklinde yazılabilen, da yazılabilen sayılara biz rasyonel sayı diyoruz. B'nin burada sıfırdan farklı olması lazım yoksa tanımsız olur. Rasyonel sayılar kümesi Q ile gösteriliyor. A bölü B şeklinde yazılabiliyorsa rasyonel diyoruz arkadaşlar. Tamam. 5 bölü 12, 0, eksi 3, eksi 2 tam 3 bölü 8 2022 gibi sayılar rasyonel sayılardır. Rasyonel sayılar tam sayı olabilir, doğal sayı olabilir, ondalık sayı olabilir, virgüllü sayı olabilir vesaire vesaire. Çok geniş bir küme arkadaşlar. Sadece kesir olarak düşünmemek lazım. Ondalık sayılar ve rasyonel sayıya dönüştürülebilen devirli sayılar. Şimdi ondalık sayılar virgüllü sayılar arkadaşlar. Ve devirli sayılar ondalık sayılara dönüştürülebilen devirli sayılar. Devirli sayıları göreceğiz. 2.4 üzerinde çizgi var mesela. Devre diyor. 2,44 diye gidiyor sonsuza kadar. Ee, bu şekildeki sayılara biz devirli sayılar diyoruz. Kök dışına çıkamayan köklü sayılar, PE gibi sayılar rasyonel sayı değildir. Kök dışına çıkabiliyorsa rasyoneldir. Kök dışına çıkamıyorsa irrasyoneldir. Pi gibi, e gibi sayılar arkadaşlar irrasyonel sayılara örnektir. Tüm doğal ve tam sayılar rasyoneldir. Fakat her rasyonel sayı doğal ya da tamdır diyemeyiz. Evet, bir arkadaş gruba yazsın. Ee, lütfen. Ders başladı diye yazabilirsiniz arkadaşlar Telegram'a. Ee, Telegram'da PDF ve resim paylaşılamıyormuş. Ben bugünkü mesajlardan gördüm. Şu an onu açtım. Anlamadığınız soru olursa gruptan sorabilirsiniz. PDF paylaşımı yapılabilir arkadaşlar. Güzel elinize PDF'ler varsa gruba atabilirsiniz. Yani şu sorular güzel diye mesela atılabilir veya şu kitabın PDF'ini buldum tarzında bir şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Serbest yanında sorunumuz yok. Kesirler arkadaşlar bir bütünün parçasının belli bir kısmı gösterim şekli. Yani A bölü B şeklinde yazılıyorsa biz buna kesirler diyoruz. Şimdi öğrenciler rasyonel sayıları kesirlerle karıştırıyor. Kesirler e, yani rasyoneli sadece kesir zannediyor. E, rasyonel daha farklı, daha geniş bir şey arkadaşlar. İçinde tam sayı olabilir, e, ondalıklı sayı olabilir vesaire vesaire. Kesirler çok farklı bir olay arkadaşlar. Tamam. Şimdi kesirlerde pay ve payda kesirlerde pay ve payda arkadaşlar a bölü b şeklinde yazılabiliyorsa A sıfırsa kesirin değeri sıfır. B sıfırsa kesir tanımsızdır. Bunu asla unutmayın. Tamam. Evet. Sesli bir probleminiz var mı arkadaşlar? Kesik kesik mi geliyor ses? O zaman sizin internetinizle alakalı arkadaşlar. Ses kesik kesik alıyorsanız internetinizle alakalı. Evet. ifadesini tanımsız yapan Kaç tane e, x değeri vardır? Tanımsız dediğimiz tam yani paydayı sıfır yapan değerler arkadaşlar. Bir kere şöyle düşünmeniz lazım. Zaten burası sıfır olamaz. Bu bir. Yani x buradan bir kere zaten sıfır olamaz arkadaşlar. Zaten bunu rahatlıkla görebilirsiniz. Bu bir. İkincisi de şuranın tamamı. Bakın bütünsel olarak düşünürseniz buranın tamamı da sıfır olamaz. Yani burası sıfıra eşit olamaz arkadaşlar. Dolayısıyla 2 eksi 2 bölü x ifadesi sıfıra eşit olamaz. Ee, i̇şte bunu bu tarafa atabilirsiniz. 2 ifadesi 2 bölü x'e eşit olamaz. Eşitmiş gibi kabul edip işler dışlar çarpımı yaparsanız 2x 2'ye eşit olmaz. O zaman x de buradan 1'e eşit olmaz. Yani x'e 1 verirsen 2, 2 2 bölü 1 2 2'den 2 çıktı 0 olur arkadaşlar. Tamam. Dolayısıyla x değerini tanımsız yapan değerler 0 ve 1 değeri. 2 tane değerimiz var. Bunu tanımsız yapan durumlar kesirler basit ve bileşik olmak üzere basit bileşik ve tam sayılı 3 gruba ayrılıyor. Mantıkları basit. Bir kesirde pay paydadan mutlak değerce. Yani yukarısı Pay dediğimiz yukarısı arkadaşlar paydadan aşağısından mutlak değerce büyükse mutlak değer burada işin içine giriyor. E, mutlak değerce küçükse pardon kesirler basit kesir olarak adlandırılıyor. Basit kesirler sayı doğrusunda eksi 1 ile 1 arasında. Dolayısıyla 0 bir basit kesirdir. Bakın basit kesir dediğimiz olay sayı doğrusunu çiziyorsunuz. Sayı doğrusu eksi 1 burası 1. Bunların haricinde kalan içerideki yerler arkadaşlar. Bakın burası basit kesir oluyor. Eksi 1 ve 1 dahil değil. Yukarısı aşağısından küçük olacak. Yukarısı aşağısından küçük. Yukarısı aşağısından küçük. Eksi olup olmaması önemli değil. Sıfır yukarısı aşağısından küçük gibi düşünmeniz lazım. Mutlak değerce küçük tamam. Mantığımız belli. Kesri bir basit kesir olduğuna göre m'nin alacağı tam sayı değerler toplamı. Şimdi mutlak değerce küçükse o zaman burada işin içine mutlak değer giriyor. Ya işte dediğim gibi temel kavramlar biraz farklı bir konu arkadaşlar. Temel kavramlar, rasyonel sayılar, faktöriyeli de içine alan, bölme bölünebilme vesaire buralar. Bunların içerisinde her konu dahil olabilir. Bunu asla unutmayın. Mutlak değerce küçük olması lazım. Küçüktür 4. M-3 küçüktür 4 olması lazım. Mutlak değeri çözümünü biliyorsanız Şimdi mutlak değer nasıl çözülüyor? Bunun eksilisini bu tarafa atıyorsunuz arkadaşlar. Bakın bunun eksilisini bu tarafa atıyorsunuz. Eksi 4 oluyor. Ve mutlak değer kalkıyor. M 3. O da küçüktür 4. Bakın mutlak değer duvarını kaldırabilmek için eksilisini sol tarafa atmak lazım. Tabi şimdi burada mutlak değeri bilmek lazım. Hocam mutlak değeri bilmiyorum bu tür sorularda zorlanır mıyım? E, evet zorlanırsın yani hani şimdi mantık belli var mutlak değer kavramı. Dolayısıyla hani C1'i belli bir seviyeye gelebilmek için sabırlı olmak lazım. Dün söylediğimin aynısını söylüyorum sabırlı olmanız lazım. Şimdi burayı eksiği yok etmek için artı 3 ekliyorum buraya. O zaman buraya artı 3 ekliyorum. Buraya artı 3 ekliyorum. Eksi 4 artı 3'ten eksi 1 gelir. Buradaki eksi 3 ile artı 3 birbirini götürür. Buraya m gelir. 4 3 daha 7 olur. m'nin alacağı değerler eksi 1 ile 7 arasında. Dolayısıyla m'nin değer kümesi arkadaşlar 0, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bunların toplamı 1 artı, 2 artı, 3 artı, 4, 5 ve 6. 11, 15, 20, 21. M'nin alacağı değerler toplamı 21 oluyor. Şimdi i̇şte basit kesir. Kesir deyip geçmeyin. Tamam. Bileşik kesir. Şimdi bir kesirde pay paydadan yani yukarısı aşağıdan mutlak değerce büyükse arkadaşlar. Bakın mutlak değerce büyükse veya pay paydaya eşitse bu da olur. Bileşik kesir oluyor. Bileşik kesirler sayı doğrusunda eksi ile bir arasındaki sayılar hariç her yerde bulunur. Eksi 1 ile bir hariç olacak arkadaşlar. Arasındaki sayılar hariç. Yani burada eksi bir burası 1. Bunlar haricinde bunlar da dahil olmak üzere şuralar bileşik kesirlerin yerleri tamam mı? Burası basitti. Kalanlar bileşik oluyor. Mantığını anlayın. E, tam sayılı kesirler bileşik kesirlerdir. Yani tam sayılar. Mesela 5. Bileşik kesirdir. Yukarısı aşağısından. Yukarısı aşağısından. Bunu da 5 bölü 1 olarak yazabilirsiniz. Eksiği unutun. Yukarısı aşağısından. Yukarısı aşağısından. Büyük olan bütün kesirler bileşik kesirlerdir. İki kesir midir? Evet iki kesirdir. Çünkü görünmeyen bir bir vardır. 2 bölü bir. Beş kesir midir? Evet kesirdir aslında. 5 bölü bir gibi. Aslında bütün sayılar kesir olarak yazılabilir. Tamam mı? Yukarısı aşağısından mutlak değerce büyükse bileşik kesir. İfadesi bir bileşik kesirse neyinin alacağı tam sayı değerlerinin toplamı. Evet kimler çalıştı? Bu soru sizin. Evet, buyurun. Kimler çalıştı? Evet, bakalım. Şimdi mutlak değer işin içine girdiği için iş biraz farklılaşıyor. 12 Büyük ya da eşit mutlak değer n eksi 2. Şimdi hocam işte az önce öğrettiniz ya. Hani bunun eksilisini bu tarafa atınca mutlak değer kalkıyor mu filan. İşte arkadaşlar ya mutlak değer farklı bir olay. Şimdi küçüktür olunca bak şurada küçüktür olunca. Yani şu arkadaş böyle olunca sorun olmuyor. Onun eksilisini o tarafa atabiliyorsunuz. Ama büyük tür olunca atamıyorsunuz. Bunu mutlak değer konusunda daha detaylı zaten göreceksin. Yani tamam daha detaylı anlatacağız. Eksilisini o tarafa atamıyorsunuz. Ya ne yapacağız? 1. Olduğu gibi yazacaksınız. 12 büyük eşittir. N eksi 2. Mutlak değeri kaldırdım. Olduğu gibi yazdım. Eksilisini bu tarafa attım. 14 büyük eşittir. N. N ifadesi 14'ten veya kendisinden küçük. Tamam. İkincisi yine 12. Bu sefer küçüktür. Küçüktür. Ee, şöyle yapabiliriz. Yani hani bir tanesini eksiyle çarpacağım için bunu olduğu gibi bırakıp bunu eksiyle çarpsam daha iyi olur. Yani eksi 12. Bakın 12 bir tanesini eksiyle çarpacaksınız. Yani ya burayı eksiyle çarpacaksınız ya burayı çarpacaksınız. İkisinden biri. hangisini olmak istediğine siz karar verebilirsiniz. Eksi 12. Bu sefer de eşitsizlik yön değiştiriyor. İşaret yön değiştiriyor. Burası yine n-2 olarak yazılabilir. Eksi'yi bu tarafa attım. Eksi 12 artı 2 küçük eşittir. n olur. Buradan eksi 10 küçük eşittir. n olur. n'in alabileceği değerler kümesi eksi 10 ile artı 14 arasındaki değerler olur değil mi? Eksi 10 ile artı 14 arasındaki değerler. O zaman ikisinin birleşiminden eksi 10 küçük eşittir n. O da küçük eşittir 14. N ifadesi eksi 10 ile 14 arasında değerler alır. Bu 1. <laughs> Ama şöyle bir sorunumuz var. Şimdi n 2 olamaz. n 2 olamaz. Çünkü aşağıyı tanımsız yapar aşağıyı 0 yapar. Tamam. Şimdi bunları yazarak yapmanız lazım. O zaman n'in alacağı değerler kümesi. Bakın n'in kümelerini yazarsanız. Eksi 10. Eksi 9. Eksi 8. Eksi 7. Tek tek yazayım. Daha rahat anlarsınız. Eksi 6. Eksi 5. Eksi 4. Eksi 3. Eksi 2. Eksi 1. 0. 1. 2 olamaz. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Evet biraz uzun. Şimdi toplama yapacağız ya. Şimdi toplama yaptığınızda eksi 10 ile artı 10 birbirini götürür. Eksi 9 ile artı 9 birbirini götürür. Eksi 8 ile artı 8 birbirini götürür. Eksi 7 ile artı 7. Eksi 6 ile artı 6. Eksi 5 artı 5. Eksi 4 artı 4. Eksi 3 artı 3 birbirini götürür. Eksi 1 ile artı 1 birbirini götürür. 0 zaten etkisiz eleman. Geriye kalanları topluyorsunuz arkadaşlar. Tamam. Geriye kalanlar nedir? Eksi 2. Artı 11. Artı 12. Artı 13. Artı 14. 27, 39, 50. Toplamı 48. Tamam. Evet 46 diyen arkadaş çok yaklaşmış. 48 diyen bir arkadaş var. Güzel. Anladınız mı mantığını arkadaşlar? Biraz uzun bir tık orta seviye bir soru. Yani hani çok basit değil. Ama mantığı bu. Yani soru aslında çok zor değil ama çok basit de değil. Sadece biraz uğraşmak lazım soruyla. Emek dökmek lazım. Zaten ÖSYM'de bu konularla ilgili soruları çok basit sormuyor arkadaşlar yani bu seviyede bir soru karşınıza çıkabilir çıkar. Şimdi tam sayılı kesirler, bak anladınız mantığını. Bileşik kesirler, basit kesirler mantığını anlayın. Tam sayılı kesirler, işte tam var. A tam B bölü C şeklinde yazılabiliyorsa tam sayılı kesirler. Aynı zamanda bileşik kesirlerdir. İşte tam sayılı kesirleri bileşik kesire çevirirken vesaire vesaire. A tam B bölü B bölü C A artı B bölü C şeklinde yazılabilir. A sıfırdan büyükse A sıfırdan küçükse A tam B bölü C'yi A eksi B bölü C şeklinde yazıyoruz. Ne demek istiyoruz? Arkadaşlar 2 tam 1 bölü 3 ifadesini 2 artı 1 bölü 3 olarak yazabileceğimizi söylüyor. 3 kere 2 6 1 daha 7. Yani siz bu ifadeyi 7 bölü 3 olarak yazabilirsiniz diyor bu. Ama eksi 2 tam 1 bölü 3 ifadesi ni şöyle yazamazsınız. Eksi 2 artı 1 bölü 3 olarak yazamazsınız. Siz bunu eksi 2 tam 1 bölü 3 ifadesini eksi 2 eksi 1 bölü 3 olarak yazacaksınız diyor. Çünkü buradaki eksi sadece 2'ye ait olan bir eksi değildir. Bu eksi bütüne aittir. Bütün de şudur arkadaşım o zaman. bu eksi sadece 2'nin toplumu alı değil. Bu eksi hepsine ait. Hepsine aitse o zaman eksi en son koyarım yerine. Yani şimdi 2 eksi 2 artı 1 bölü 3 farklı. Mesela buranın sonucu farklı çıkar. Buranın sonucu eksi 5 bölü 3 çıkar. Evet geldim. Attı beni dışarı. Neden bilmiyorum. Şu an buradayız. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, zoom'dan dışarı atıldım. Nedenini bilmiyorum. Evet, kaldığımız yerden kayda devam arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Wi-Fi kapatıp İnşallah inşallah düzelmiştir bu sefer. Anlamadım. Vallahi hoş bulduk da niye oluyor böyle? Çözemedim. Nazar mı ettiniz? Evet. Bileşik kesiri tam sayılı kesire çevirme dedik arkadaşlar. Umarım bir daha gitmez. A bölü B C artı K bölü B şeklinde yazılabiliyor. Ne demek istiyoruz? Bunu anlatalım. Şimdi A'yı B'ye böleceksiniz. C bölüm olacak. C bölüm olacak. K da kalan olacak arkadaşlar. Tamam. Şimdi burayı şöyle arkadaşlar. 23'ü 5'e bölmemiz lazım. Yani 23 bölü 5. Şimdi bunu şöyle yazabiliriz. Bak iki türlü yazılabilir bu. 23'ü 20 artı 3 olarak yazabilirim. Burayı 5 olarak yazdım. Sonra burayı 20 bölü 5 artı 3 bölü 5 olarak yazabilirim. Bak mantığı anladınız mı? 23'ü bu şekilde iki parçaya böldüm. 20'yi 5'e böldüm. 4 geldi. Bakın 20'yi 5'e böldüm. 4 geldi. Artı 3 bölü 5 olarak yazabilirim. Bak bu bir. Birinci çözüm yolu bu. İkinci çözüm yolu da 23'ü 5'e bölüyorum. 23'ü 5'e böldüğümde 4 kere 5 20 kalan 3 oluyor. Bu 4 tam 4 tam 3 bölü 5 demek. Bakın bu ifade 4 tam 3 bölü 5 demek. Yani aslında bu da 4 artı 3 bölü 5 demek. Tamam mı? Burada işte e, tam sayılı kesri bileşik kesre çevirmek, bileşik kesiri tam sayılı kesre çevirmek mantığı var. İşlem önceliklerimiz var. İşlem önceliklerimiz toplama, çıkarma, parantez, üs alma gibi ifadeler varsa kesinlikle önce parantez için yapıyoruz. Net yani. Sonra varsa üst üslüsünü yapacaksınız. Çarpma, bölme, toplama, çıkarma. Çarpma bölme birbirine denktir. İşlem önceliği soldan sağa doğru işler bu tür durumlarda arkadaşlar. Tamam? Mı? Şimdi dört işlem rasyonel sayılarda toplama çıkarma. Yani buralara çok hızlı yani çok yavaş da gitmek istemiyorum. Çok hızlı da gitmek istemiyorum. Ya Basit mantıklar zaten payda eşitleyerek birçok hani birçok arkadaşımız yüzde %95, %99, %100 yüzde diyebiliriz. Arkadaşların bildiği kısımlar burası. Yani bildiğinizden dolayı çok üzerinde durmak istemiyorum. Mesela 1 bölü 6 diyelim. Burayı 3 ile genişletiyorsunuz. Payda yapıyorsunuz. Yani 3 bölü 6 artı 1 bölü 6'dan 4 bölü 6. Payda eşitliyoruz. Temel mantığımız bu. Tamam. Şimdi toplama çıkarma. Ee, toplama işlemine göre tersi eksi A bölü B'dir. Bunu bilin arkadaşlar. Bu yerde lazım olur. ÖSYM'nin sağ solu B. işlemine göre tersi eksi a bölü b'dir. Topladığınızda sıfır bulmanız lazım. 2'nin toplama işlemine göre tersi eksi 2'dir. Ee, diyelim ki eksi 4'ün toplama işlemine göre tersi artı 4'tür. 1 bölü 2'nin toplama işlemine göre tersi eksi 1 bölü 2'dir. Tamam mı? Sıfırın toplama işlemine göre tersi sıfırın kendisidir. Çünkü sıfırla sıfırı toplarsanız sıfır olur. 1'in toplamaya göre tersi eksi 1 gibi. Yani eksilisini veriyorsunuz arkadaşlar. Topladığınızda sıfır olması lazım. Tamam. Bir yerde lazım olur. İşte bu işleminin sonucu. 1 bölü 2, 3 bölü 4, 2 bölü 3, 1 bölü 6. Şimdi bu bunun zaten payda eşitliyoruz. Ya da çaprazlama yapabilirsiniz. 4 kere 1, 4. Bakın yukarısı 4 kere 1, 4. 2 kere 3, 6. Bölü 2 kere 4, 8 mesela. Çaprazlama yapabiliriz. İşte bu da 6 kere 2 12 eksi 3 kere 1 3 3 kere 6 18 bakın çaprazlama yaptım payda eşitleyerek de olur. Şimdi yukarısı 10 bölü 8 ters çevirip çarpacağım. 18 bölü 9 doğru mu? 18 bölü 9. Şimdi burayı 18'i 9'a böldüm. 2 geldi. 2 ile 10'u çarptım. 20. 20 bölü 8, 4'e böldüğüm zaman 5 bölü 2. Çaprazlama yapılabilir, payda eşitleyerek yapılabilir vesaire vesaire. Toplama işlemine göre tersi, ÖSYM'nin ilk sorusu genelde böyle olur. Çarpma, e, paylar kendi aralarında, paydalar kendi aralarında, yukarıyı kendi arasında, aşağıyı kendi arasında çarpıyorsunuz. Çarpmaya göre tersi var. A bölü b kesirinin çarpmaya göre tersi b bölü a'dır. Yani. 1 bölü 2'nin çarpmaya göre tersi 2 bölü 1'dir. 3'ün çarpmaya göre tersi 1 bölü 3'tür. Eksi 1'in çarpmaya göre tersi eksi 1'dir. Yani ters çeviriyorsunuz. Diyelim ki 4 bölü 3'ün çarpmaya göre tersi 3 bölü 4'tür. Aynı şekilde 1'in çarpmaya göre tersi 1'dir. 0'ın çarpmaya göre tersi yoktur. Evet örnek 5 yapalım. Payda eşit diyoruz. Burayı 3 ile burayı 2 ile 5 bölü 6 olur. Bakın eşittir. 5 bölü 6 çarpı 1 bölü 4 bölü 1 bölü 6. Şimdi burası 5 bölü 24 bölü 1 bölü 6 5 bölü 24 birincisi olduğu gibi kaldı ikincisi ters dönüp çarpıldı 6 bölü 1 olarak yazdım şimdi buraları sadeleştirdim burada 4 geldi ifadesi 5 bölü 4 tamam Evet 6 işleminin sonucu. Bak basit mantık. 2'yi dağıtırsan 2 kere 1 2. 2 çarpı 1 bölü 2 1 artı 3 kere 1 3 3 çarpı 1 bölü 3 1 artı 4 kere 1 4 4 çarpı 1 bölü 4 1 7, 9, 10, 11, 12 2 çarpı 1 bölü 2, 1'dir. 3 çarpı 1 bölü 3, 1'dir. Payda eşitlesek olur mu? Olur. Yani bu içeriği yapsak sonra çarpsak olur mu? Olur. Fark etmez. Bölme. Şimdi kesirlerde bölme yaparken birinci kesir soldaki kesir olabilir. Bakın birinci kesir dediğimiz ifade soldaki kesir veya yukarıdaki kesir paydaki kesir paydaki kesir aynen bırakılır. İkinci kesir ters çevrilir ve çarpılır. Soldaki bak A bölü B olduğu gibi yazılır. C bölü D ters çevrilir. D bölü C olur. Ters çevriliyor. Unutmayın. A bölü B olduğu gibi yazılır. C bölü D de, ters çevrilir. A'yı olduğu gibi yazıyorsunuz. B bölü C'yi ters çeviriyorsunuz. A bölü B'yi olduğu gibi yazıyorsunuz. C'yi ters çeviriyorsunuz. İşte hangisini olduğu gibi yazacağınıza şuradaki kesir çizgisi karar veriyor. Kesir çizgisi neredeyse ona göre karar veriyorsunuz. Yukarıdaki olduğu gibi aşağıdaki ters dönüp çarpılıyor. Evet örnek 7. Sevdiğimiz sorulardan bir tanesi. Olduğu gibi yazacağım. Bunu ters çevireceğim. E 4'ü nasıl ters çevireceksin? 1 bölü 4 yapacaksın. Olduğu gibi yazacağım. Ters çevireceğim. Şimdi arkadaşlar. 2 bölü 3 çarpı ters çevir 1 bölü 4 artı 2 olduğu gibi yazdım. Ters çevir çarp 4 bölü 3. Şimdi bunu yapıyorsan zaten çıkıyor. Tamam. Mı? Şimdi 2 bölü 12 yani burası 2 bölü 12 artı 8 bölü 3. Burayı 4 ile genişlettim. Şimdi ne oldu? 2 artı 8 kere 4 32 bölü 12 yani 34 bölü 12 2'ye böldüm. 34 bölü 12'yi de 2'ye bölüp sadeleştirdiğinde 17 bölü 6 Basit değil mi? Basit zaten. ÖSYM böyle soruyor arkadaşlar. Tamam mı? Yani bu kadar soruyor ya. Üseymen'in soracağı soru bu kadar. Evet, 8 işleminin sonucu. Biraz geniş bir konu ya. Rasyonel sayılarda sıralama işte var vesaire vesaire. Ondalıklı sayılar var, devirli sayılar var. Biraz geniş bir konu. Ama basit bir konu aslında özünde. Şimdi burada e, merdiven kuralı var. Aşağıdan başlayıp yukarıya gelmeniz lazım. 1 artı 1 bölü 2 nedir arkadaşlar? 3 bölü 2. Şimdi burayı şöyle düşüneceğiz. Sırayla gidelim. 1 artı 2 bölü 1 artı 2 bölü 3 bölü 2. Bak. Şimdi bu ney? Birincisi olduğu gibi kalacak. İkincisi ters çevrilip çarpılacak. 2 çarpı 2 bölü 3. Yani 4 bölü 3. Bak. Şimdi bunları adım adım yapmak lazım. Adım adım yaptığımızda daha net anlıyorsun. Şimdi buradan 1 artı 2 bölü 1 artı 4 bölü 3. Bak daha basit indi. Eşittir. 1 artı 2 bölü 3 kere 1 3 4 daha 7 7 bölü 3 Birincisi olduğu gibi kalacak. İkincisi ter ters çevrili çarpılacak. 3 bölü 7. Şimdi burası nedir? 1 artı 6 bölü 7. geri kere 1 7. 6 daha 13. 13 bölü 7. Tamam. 13 bölü 7. Rasyonel sayılarda sıralama. Rasyonel sayılarda sıralama için arkadaşlar birçok yöntem var. E, paylar ve paydalar kendi aralarında eşitlenerek çözümler yapılabilir. En yani çok kullandığımız pay ya da paydaları eşitlemektir. Ondalık kesiri çevirerek de sıralama yapılabilir vesaire vesaire. Dediğim gibi çok yolu var arkadaşlar. Pay ya da paydalar eşitlenerek pay e, paydalar eşitse yani aşağısı eşitse arkadaşlar yukarısı büyük olan büyüktür. Yani aşağılar eşitse yukarıya bakıyorsunuz. Ama yukarılar eşitse aşağıya bakıyorsunuz. Aşağısı bu sefer küçük olan büyüktür. Ya yani bunları biraz öğrenmek lazım. Yani aşağılar eşitse yukarısı büyükse büyük. E bunu basit olarak anlayabilirsiniz. Mesela sana bir soru. 4 bölü 5 mi büyük? 3 bölü 5 mi büyük? E bu daha büyük. E ters çevirdiğimizde o zaman ters çevirdiğimizi anlayacaksın. 5 bölü 4 mi büyük? 5 bölü 3 mü büyük? Şimdi bu sefer yukarılar eşitse aşağısı küçük olan büyüktür. O zaman bu sefer böyle olacak. Tamam. E, aşağılar eşitse yukarısı büyük olan, yukarılar eşitse aşağısı küçük olan gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Pay ya da paydaların eşitlenemediği bazı durumlar var. Özel durumlar arkadaşlar. Bunlarla ilgili çok soru gelmiyor aslında. Ama bilin Pay ya da paydalar eşitlenemiyorsa payla payda arasındaki farklar varsa farklar eşitse burada iki durum ortaya çıkıyor payla payda arasındaki farkların eşit olduğu basit kesirlerde paydası büyük olan büyüktür. İşte ezberlemek lazım biraz ezberlemek lazım arkadaşlar ezber istiyor payla payda arasındaki farklar ne demek örnek de göstereceğim size yani mesela diyor ki adam örnek veriyorum 19 bölü 23 ile 29 bölü 31 eşitle diyor. Ya şimdi burada eşitlenebilir. Ama bir tane daha eklersem sen bunu hayatta eşitleyemezsin. Eşitlersin de çok çok zorlanırsın ya. Şimdi bunu nereye yazayım? Ondan karışmasın diye. Bir tane daha yazayım mesela. Diyelim ki 41 bölü 43. Bak ne oldu? Yukarı ile aşağısı arasındaki fark 19'a 23 üç olmaz. 19'a 21. Bak yukarı ile aşağısındaki fark 2. 19'a 21. 2 fark var. 29 ile 31. 2 fark var. 41 ile 43. 2 fark var. E diyor ki bu tür durumlarda eşitlemek çok zorsa diyor. Farklara bakarsın diyor. Farklar eşitse işte küçük olan küçüktür. Büyük olan büyüktür diyor. Yani bunlar pozitif basit kesirlerde. Bir de bileşik kesirlerde bir durum var bileşik kesirlerde de küçük olan büyüktür diyor. Ya böyle biraz ezber var arkadaşlar tamam. Bir de işin diğer boyutu negatif varsa işin içinde önce pozitif gibi düşünüyorsunuz sonra ters işlem yapıyorsunuz. Yani ölme şey mi ölme. Burada pay ve paydalar eşitlenemiyorsa şu kısım biraz zor bir kısım arkadaşlar. Biraz zaman isteyen bir kısım. Öyle birden oturmaz burası. Ya biz bile buralarda çok şaşırıyorken öğrencinin şaşırması çok normal karşılarım ben. Yani mesela diyelim ki 35 bölü 33 bak 19 bölü 17 9 bölü 7 bak bu sefer ne oldu? Bileşik kesirlerde. Bu sefer de diyor ki büyük olan küçüktür diyor. Ya ilginç bir durum var arkadaşlar tamam. Biraz ezberimsi durumlar var. Bir de yani negatif olursa işin rengi daha çok e, karışıyor. O yüzden çok fazla burayı detaya girmek istemiyorum. Bu kısım şu an rasyonel sayıların en zor kısmı arkadaşlar. Eşitlenemiyorsa e, çok uğraşmamak lazım. Zaten ÖSYM buraları çok sormuyor dediğim gibi. Şimdi negatif rasyonel sayılarda sıralama yapılırken pozitif gibi düşünüp sıralama yapılıyorsunuz. Yani eksi 3 bölü 5 ile 9 bölü 11 sıralama yaparken pozitif gibi düşünün. 3 bölü 5 9 bölü 11'den küçüktür. Payda eşit dediğinde bunu anlarsınız zaten. Sonra eşi eksi olduğu için ters çeviriyorsunuz. Eksi 3 bölü 5 büyüktür. Bu sefer eksi 9 bölü 11. Önce pozitif gibi düşünüyorsunuz. Sonra negatif için ters çevirme yapıyorsunuz. Yani yönünü değiştiriyorsunuz. Şuradaki küçüktürü büyüktür yapıyorsunuz. İşte ondalık kesiri çevirmek için bölme işlemi yaparak sıralama yapılabilir arkadaşlar. Çok da önemli değil. Şimdi sıralamalara örnek birlikte bakalım. Mesela bunu 2 ile genişleterek 12'de, bura 3 ile genişleterek 12'de genişletme işlemi yapabilirim. Şimdi burası nedir? 3 kere 3, 9. Yani ne olur? Ee, şimdi bu 9 bölü 12. Diğeri 14 bölü 12. Diğeri 11 bölü 12. Şimdi paydalar eşitse küçük olan küçüktür, büyük olan büyüktür. Yani o zaman buradan 9 bölü 12 küçüktür. 11 bölü 12 küçüktür. 14 bölü 12 olarak yazabilirsiniz. Tamam Zaten pay ve payda eşitlenebiliyorsa zaten sıkıntı yok arkadaşlar. Önemli olan eşitlenememesinde. Şimdi burada mesela aşağıları eşitlemek biraz zordur. 9'u 99'a tamamlayabilirsin de 99'u 999 yapamıyorsun. Yani paydalar eşitlemek zor. Yukarıları eşitleyebiliriz. Yukarısı zaten 1000. O zaman buraya bir 0 atarım. Burası 1000 olur. 0 atacaksam buraya da atacağım. Buraya 2 tane 0 atıyorum. 1000 olsun diye. O zaman buraya da 2 tane 0 atıyorum. Şimdi ifade ne oldu? O zaman 1000 bölü 900. Diğeri 1000 bölü 990. Diğeri 1000 bölü 999. Şimdi bu tür bileşik kesirlerde yukarılar eşitse aşağısı küçük olan büyüktü. Aşağısı küçük olan büyükse o zaman aha böyle. Tamam. Aşağısı küçük olan büyük olacak o zaman. O zaman aşağıyla eşitleyemiyorsak yukarıları eşitleyeceğiz arkadaşlar. Aradaki farklara bakıyoruz bu tür durumlarda. Bak ne oldu? eşitleyemiyorum. 11, 20, 13, 25, 101. Nerede buluşturacağım ben bunları? Ben bunları buluşturabileceğim bir yer yok. Var da çok uzun. Farklara bakıyorum. Fark 2, fark 2, fark 2. Küçük olan küçüktür, büyük olan büyüktür. Bak 11 bölü 13 küçüktür. 23 bölü 25 küçüktür. 99 bölü 101. Tamam mı? Şimdi ben mesela ben kendim nasıl öğreniyorum? Önce onu öğreteyim. Yani hani biz nasıl öğreniyoruz bu tür soruları? Biz arkadaşlar sadece şu örneği öğreniyoruz. Sadece şunu öğreniyoruz. Diğeri zaten bunun tersi olduğu için sen bunu iyi öğrenirsen diğeri zaten otomatik öğreniyorsun. Ama önce bunu öğrenmen lazım. Bu öğrendiğinizde öbürü otomatik oluyor zaten. Hmm, çok mu özledin? Şimdi burada 13 11 69 67 101 99. Bak farklar yine 2. Farklar yine 2. Farklar yine 2. Yukarıda ne dedik? Küçük olan küçüktür, büyük olan büyüktür. Madem tersini yapacağız o zaman küçük olan büyük olması lazım. Küçük olan büyük olması lazım. O zaman 69'a 67 101'e 99. Ters işlem. Evet 13. Burada sizdeyiz arkadaşlar. ABC'yi sıralayın bakalım. Küçükten büyüğe doğru sıralanması nasıl? Buyurun sizdeyiz. Evet, kesirlerini küçükten büyüğe doğru sıralayın. Hangisi küçük, hangisi büyük? İşin içinde bir de negatif var. Evet. Bekliyorum. A, B, C. C, B, A. C, B, A. C, B A. 47, 22, 13. CBA B, CBA Tamam. Şimdi bakalım. Arkadaşlar. Burada. Bir kere hepsini pozitif gibi düşünmek lazım. Bu tür sorularda önce hepsi pozitif olsaydı. Bak pozitif olsaydı. Pozitif olsaydı. Pozitif olsaydı ne olurdu? Yani ifademiz 13 bölü 8. 22 bölü 27. 47 bölü 42 olsaydı ne olurdu? Şimdi bir kere mantığını anlayın. Bu ney? Bileşik ki. Bileşik. Bu ney? Bileşik. Çünkü yukarısı aşağısından büyük. Bu ney? Basit. Şimdi basit kesirler o zaman küçük olur. Yani pozitif olsa en küçük basit kesir olur. Yani o zaman 22 bölü 27 küçüktür. En küçük bu olurdu. Sonra farka bakardım. Aradaki fark 5. Aradaki fark 5. Bileşik kesirler bunlar. Küçük olan büyük oluyor. Büyük olan küçük oluyor. O zaman 47 bölü 42 küçüktür. 13 bölü 8 olurdu. Bak ne yapıyorum? Önce hepsini pozitif kabul ediyorum. Bak önce hepsini pozitif kabul ettim. Ha ondan sonra madem pozitif olsaydı böyle olacaktı. Negatif olursa ne olur o zaman? Eksi 22 bölü 27 küçüktür değil de büyüktür. Eksi 47 bölü 42 büyüktür. Eksi 13 bölü 8 olurdu. Yani 22 B. Yani B büyüktür. Sonra C büyüktür. A olurdu. Büyükten küçüğe doğru sıralanması ne olur arkadaşlar? B büyüktür. C büyüktür. A olur. Küçükten büyüğe doğru sıralanması ne olur? A küçüktür. B küçüktür C olur. A küçüktür C küçüktür B pardon. A küçüktür C küçüktür B. Bakayım. Evet birçok arkadaş burada yanıldı mesela. Yanılmanızın nedeni ne biliyor musunuz? Çünkü yani BCA olması ee, önce pozitif gibi kabul etmemenizden kaynaklanıyor. Bu tür soruları anlayabilmek için pozitif gibi kabul etmeniz lazım. Yani bu arkadaş 13 bölü 8 olsun, bu arkadaş 22 bölü 27 olsun, bu arkadaş 47 bölü 42 olsun. Pozitif gibi kabul edin. Pozitif gibi kabul ettikten sonra bir bakın. Basit mi bunlar? Bileşik mi? Basitlerse en küçük basit olur basit kesir bileşik kesirden her zaman küçüktür. O yüzden önce 22 bölü 27 sonra geriye 13 bölü 8 ile 47 bölü 42 arasında bir bağlantı kurmanız lazım. O zaman 47 bölü 42 daha küçüktür 13 bölü 8. Pozitif olsa böyle. Negatif olduğu zaman eşitsizlik yön değiştirecek. O zaman bu arkadaş en büyük arkadaş olur. Sonra bu olur. Sonra bu olur. En büyük bu olacaksa B, C, A. B büyük, C büyük, A. Ama küçükten büyüğe doğru sıralanmasını istediğimiz için bakın burada ne yaptık? Büyükten küçüğe doğru sıraladık. Bak burada büyükten küçüğe doğru sıraladık. Ama küçükten büyüğe doğru sıralanması bunun tersi oluyor arkadaşlar. Büyükten küçüğe doğru. Küçükten büyüğe doğru ACB. Siz büyük mal burada bıraktınız ters çevireceksiniz bu sefer ACB. Yani birkaç kere bunun üzerinden geçmeniz lazım arkadaşlar. Tekrar tekrar basitlerle bileşikleri karıştırmayın. Negatif olursa önce pozitif gibi kabul edin. Bunu bir yere not alın. Negatifse pozitif gibi kabul edin. Bak hepsi negatif. Ben pozitif gibi kabul ediyorum. Diyorum ki pozitif olsaydı bunlar pozitif olsaydı ne olurdu? Pozitif olsaydı o zaman yazıyorum. Diyorum ki 23 bölü 19 olurdu. 11 bölü 7 olurdu. 99 bölü 95 olurdu. Sonra burada bakıyorum. Hepsi bileşik bunların. Basit yok. Bileşik. Bu da bileşik. Tamam. Basit olsa önce basiti yazacağım. Bu da bileşik. Bileşik kesirlerde ne dedik? Küçük olan büyüktür. Büyük olan küçüktür yukarısı aşağısından çünkü birleşik kesirler. O zaman küçük olan büyük oluyor. Yani 11 bölü 7 büyüktür. Sonra 23 bölü 19 büyüktür. 99 bölü 95. Ama bu pozitif olsa böyle olur. Negatif olsa ne olacak o zaman? Eksi 11 bölü 7 küçüktür. Eksi 23 bölü 19 küçüktür. Eksi 99 bölü 95. O zaman ne olur? Eksi 11 bölü 7 neresi arkadaşlar? B. Küçüktür. Ee, sonra A. Küçüktür. C. B, A, C. Anladınız? Önce pozitif kabul edin. Sonra negatife döndürmek için ters çevirmeniz lazım. Rasyonel sayıları ilk defa mı görüyorsunuz arkadaşlar? Evet ilk defa mı öğrendiniz bizden? Kitaplar böyle öğretmiyor mu bunları? Geçiyorum 15. Küçükten büyüğe doğru sıralayın. Mesela bu basit. Fark 3 Fark 3 Fark 1 Ne yapacağız? Şimdi burada evet. Burada 3 fark var. Eyvallah. Burada 3 fark var. Buradaki fark 1. Ne yapacağız arkadaşlar? Söyleyin bakalım. Payda eşitleseniz çıkar zaten ya. En kötü onu yaparsınız. He, olur mesela 6 bölü 5'i demiş ki 3 ile genişletsek. Yani bu arkadaşı 3 ile genişletsem 18 bölü 15 olur. Farkı 3'e çıkardım. Hepsinde fark 3 oldu bu sefer. Fark 3, fark 3, fark 3. Bunlar ne? Bileşik kesirler. Bileşik kesirlerde büyük olan küçüktü. Büyük olan o zaman 24 bölü 21 küçüktür. 23 bölü 20 küçüktür 18 bölü 15. Yani buradan B küçüktür A küçüktür C. Tamam. 16. Küçükten büyüğe doğru sıralayın. Şimdi burada e, fark 2, fark 2, fark 2 ve bunlar bileşik kesirler oldukları için fark 2, fark 2, fark 2, bileşik kesirler oldukları için büyük olan küçük olmak zorunda. A küçüktür, B küçüktür, C. A, B, C. Bileşik kesirler küçük olan büyüktü, büyük olan küçüktü. Tamam mı? Evet 17. X bölü Y kesirinin değeri 4 bölü 5'tir. Pay ve paydasına 4 eklenirse kesirin değeri 5 bölü 6 oluyor. X ile Y'nin toplamı. Şimdi demiş ki X bölü Y kesirinin değeri 4 bölü 5'tir. O zaman siz şöyle düşünüyorsunuz arkadaşlar. X bölü Y eşittir 4 bölü 5 değil de 4K bölü 5K gibi düşünmeniz lazım. Yani bu tür soruların çözümleri böyle. Sonra pay ve paydasına 4 eklenince yani bu arkadaşa 4 ekliyorsunuz. Bu arkadaşa 4 ekliyorsunuz. Kesrin değeri 5 bölü 6 oluyor. Eşittir 5 bölü 6. Yani buradan 4K artı 4 bölü 5K artı 4 eşittir 5 bölü 6. Sonra içler dışlar çarpımı yapıyorsunuz. 6 kere 4 24 24k 6 kere 4 24 5 kere 5 25k artı 20 24k'yı buraya bunu buraya attığınızda k eşittir direkt 4 çıkıyor. Yani bunu buraya atıyorsunuz k kalıyor. Bunu buraya atıyorsunuz 4 kalıyor. Tamam. Şimdi buradan o zaman nedir? x eşittir 4k 4 kere 4 16 x 16 Y eşittir 5K 5 kere 4'ten 20. X ile Y'nin toplamı neye eşit olur? 36. Kesirinin değeri dediği zaman 4K 5K arkadaşlar. Tamam. 18. Kesirinin ondalık açılımından oluşan rakamların toplamı ondalık açılımında oluşan rakamların toplamını soruyoruz. Evet. Buyurun. Kolay zaten ya. Hani matematik diyor ki 3'ü 4'e böl diyor. 3 bölü 4 yani. Sen bunu yapacaksın diyor. 3 4'e bölünmez. O zaman buraya bir 0 atıyorsun. O zaman buraya bir 0 virgül atıyorsun. 30'da 4 7 defa var. 7 kere 4 28 çıkardınız 2. 20'de 4, 5 kere var, 5 kere 4 20 eşittir 0. Efendim ulu. Tamam beyim. Şimdi 3 bölü 4 kesri eşittir 0.75. Bunların toplamını soruyor. 0.7 0.5 12. Tamam. Bu. 19. Sayısı kesir olarak yazılırsa oluşan sayının pay ve paydasının toplamını soruyoruz. Evet sizdeyiz. Şimdi burada 1,25 bunu ondalık olarak yani ondalık verilen sayıları kesir olarak yazmak istiyoruz. O zaman 1,25'i 125 bölü 100 olarak yazarsanız tamam mı? oluşan sayının pay ve paydasının toplamını yazıyorsunuz doğru. Yani aslında normalde 225 yazmanızda bir mantık yani bir sıkıntı yok gibi de Ha yanlış ama yani hani normalde bulduğunu cevap yanlış yani. Çünkü sadeleştirme yapmadan bu iş olmaz. Matematik buna karşı. Sen diyor sadeleştireceksin diyor. Yani bunu 25'e böleceksin 5 gelecek. 25'e böleceksin 4 gelecek. Yani 1,25 kesri 5 bölü 4'e eşittir. Yani senden 5 ile 4'ün toplamını soruyordur. Yani 100, 225 bulan arkadaşlar da aslında doğru bulmuşlar ama sadeleştirme lazım. Şimdi ondalık sayılar yani bu da e, ÖSYM'nin sevdiği kısımlardan arkadaşlar. Ondalık sayılar sever. Basittir, zevklidir. Öyle çok zor bir şey değildir. Paydası 10 sayısının pozitif kuvvetleri şeklinde yazılabilen sayılara biz rasyonel sayılar. Yani bunları ondalık sayılar. Rasyonel sayılar, ondalık sayılar aynı anlama geliyor. Ondalık sayılar denir. Ondalık sayılar olarak yazalım. 6 bölü 10 nedir? 0.6 4 bölü 5 nedir? 2 ile genişleteceksiniz arkadaşlar burayı. 8 bölü 10 olarak yazacaksınız. Yani 0.8 25 100'e tamamlayacaksınız o zaman. 4 ile genişletiyorsunuz. E, burası nedir? 80 104 104 bölü 100 Burası 1.04 Şimdi burası zaten 100 o zaman burası 0,23. <laughs> burası 1000. O zaman burayı 0,089. Yani 89 olarak yazarsan olmaz. 3 tane yazacaksın. Niye? Burada 3 tane 0 var. O zaman sen buraya 3 tane yazacaksın. 890 olarak yazamazsın. 0'ı 8'den önce yazmak zorundasınız. Burayı 8 ile genişletiyorsunuz. Bu sefer burayı 1000 ile tamamlamanız lazım. 128 bölü 1000 oluyor. Dolayısıyla burası 0.128, tamam? Basit buralar. Geçiyorum. Az kaldı arkadaşlar, iki sayfanız var. Ondalık sayılarda 4 işlem, toplama, çıkarma. Şimdi toplama çıkarma yapmak için arkadaşlar virgülleri alt alta yazmanız yeterli. 0.32, 0.48. Şöyle yazabilirsiniz yani, 0.32 0,48 topla gitsin. 0,80. 0,80'i 0,8 olarak yazsanız da olur. Yani çünkü şöyle unutmayın. 0,8 bin bilmem ne. Bu aslında 0,8. Oradaki şuradaki sıfırların hiçbir önemi yok arkadaşlar. Bak, virgülün öncesine atarsan önemli. Yani 0,0008'i 0,8 olarak yazamazsın. Çünkü buradaki 8 sıfırlar önemli. Ama buradaki sıfırlar önemsizdir. Ha yani bunları detaylar bunlar, ince detaylar. Yani mesela 1,20'yi aslında 1,2 olarak yazabiliyorsunuz. Şimdi burada 27, 73 işte bunları alt alta toplayabilirsiniz. 1,27 3,73 topladığınızda 0 0 4 5 5,00 0. burası 5'e eşit. Alt alta çıkarma yapabilirsiniz. Yani 22,3'ten 1,43'ü çıkaracaksınız. Bak virgülleri alt alta getiriyorum arkadaşlar. Unutmayın. Virgülleri alt alta getirirseniz yeterli. Boşluklara ne yapacağım? 0 koyarsınız olur biter. Yani şuradaki boşluğa getirir 0 koyarsın olur. İşte e, 3 sıfırdan çıkmaz. Komşuya attık onluk. Onluktan 3 çıktı 7. Burada kaldı 2. Komşudan bir onluk aldık. 12. 12'den 4 çıktı 8. Burada kaldı 1. 1'den 1 bir çıktı 20,87. Burası 20,87. Şimdi burası 03 0 33 0 0 0 3 olarak gidiyor. Bak alt alta yazsan ne olur? Onu anlatayım. Ee, şuraya bir yere yazıyorum. 0 virgül 3 0 virgül 0 3 0 virgül 0 0 3 0 virgül 0 0 0 3 gördün? Virgüller alt alta gelince ne oluyor? 0 virgül 3, 3 3 3 3 3333 0,3333. Bu kadar. 0,3'ün karesi. Şimdi bunu şöyle yapıyor öğrenci. 0,3'ün karesini aldığı zaman ne yazıyor? 0,9 yazıyor. Yanlış. Olmaz. ,9 olmaz. 0,9 olmaz. 0,09 olur. Eksi 0,04 olur. 0,05 olur. Şimdi bunu anlayalım. 3 yani 0,3 nedir? 3 bölü 10. 3 bölü 10'un karesi nedir? 9 bölü 100. 9 bölü 100 nedir? 0,09. Yani dolayısıyla 0,3'ün karesi eşit değildir 0,9'a. Anlayın bunu arkadaşlar. Tamam. Bunlar ince detaylar. Çarpma bölme yaparken yani arkadaşlar isterseniz ondalığı rasyoneli çevirin. İsterseniz virgülleri alt alta gelecek şekilde çarpma yapın. Ben virgüller yokmuş gibi davranıyorum. Yani mesela öyle olabilir. Virgül yokmuş gibi davranıp ondan sonra virgüllerin toplam sayısı kadar getirip ekleme yapabilirsiniz. Ya bu bir çözüm. Ama o kadar uğraşmanıza da gerek yok. Yani bunun bu kadar daha basiti nedir? İşte 2 bölü 10 çarpmalarda bu şekilde çevirmek daha rahat olabilir arkadaşlar. Tamam. Mı? Yani 12 bölü 100. 12 bölü 100 nedir? 0,12. Tamam. Yani çok uğraşmayın. 8 bölü 10 çarpı işte 125 bölü 100 çarptığınızda e, burası 1000 olur. Aşağısı 1000 olur. Cevap 1. Şimdi burayı şöyle yapabilirsiniz. Bölmelerde size basit yollar öğretmek istiyorum. Şimdi burada virgül var. Bakın burada virgül var. Virgülün yanında bir sayı var. Burada hiçbir şey yok. Burada da virgül varmış gibi düşünseniz ve yanına sıfır ekleseniz ne olur? Hiçbir şey olmaz. Sonra sonra virgülleri kaldırın gitsin. Yani 40'ı 5'e böleceksiniz. Eşittir 8. Hocam şöyle yapsak olur mu? 4 bölü 5 bölü 10 yapsak olur. Birincisi olduğu gibi kaldı. İkincisi ters çevrilip çarpıldı. Yani bu da çözüm. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bu bak şurada 3 tane var. Virgülün sağ tarafında 3 tane. Burada 2 tane. Boşluklara ne yapıyorsunuz? 0 ekliyorsunuz. Sonra virgül yokmuş gibi düşünürsen ne olur? 30. Virgül yoksa nedir? 15. 30'u 15'e böldün 2. Basit mantıklar. Öğreti. Bu nerede işine yarıyor biliyor musun? Bak bu tür sorularda işine yarıyor işte senin. Şimdi burada virgülün sağında 3 tane. Virgülün sağında 2 tane. At bir 0 oldu sana 3 tane. Şimdi bak virgülün sağında 3 tane virgülün sağında 1 tane. At 2 tane 0. Tamam şimdi bak öğretelim virgülü kaldır. 3120 bölü 312 artı 45000 600 456 bak şimdi şurası gitti burası gitti ne kaldı burada 10 kaldı burası gitti burası gitti ne kaldı burada 100 kaldı 10 artı 100'den cevap 110 ha benim yaptığım gibi yapmazsan ne yapacaksın sana onu öğreteyim benim yaptığım gibi yapmazsan şöyle yapmak zorundasın 312 bölü 100 bölü 312 bölü 1000 artı 456 bölü 10 bölü 456 bölü 1000. Yani bu da bir çözüm. Ters çevirip çarpacaksınız ondan sonra. Burayı olduğu gibi bırakacaksın. Burayı ters çevirip çarpacaksın. Burayı olduğu gibi bırakacaksın. Ters çevirip çarpacaksın vesaire vesaire. Yani Fark etmez. İkisi de çözüm arkadaşlar. Hangisiyle yapmak isterseniz. Ben basitini anlatayım da gerisi sana kalmış. Devirli ondalık sayılar rasyonel sayıların son konusu arkadaşlar. Devirli ondalık sayılar Öseyme bunlarla ilgili çok soru sormuyor. Ama bilmenizde yarar var. Rasyonel sayılarda bölme işlemi yaparken devirli sayıları oluşabilir. Yani 4'ü 3'e böldüğünüzde mesela 4'ü 3'e bölerseniz 1,3333 bu böyle sonsuza kadar gidiyor. Matematik diyor ki hop oh, kardeşim nereye gidiyorsun? Sen üzerine şapka koyayım. Senin ne olduğun belli olsun. Demek ki 3 devrediyor demek anlamına geliyor. İsterseniz bölün. 4'ü 3'e bölerseniz sonu yok arkadaşlar. 1 kere 3, 3. 1, 0 attım. 3, 3 kere 3, 9. 1, 0 attım. 3. Görüyor musun? Sonu yok. Devirli. Tamam. 8'i 9'a böldüğünüzde 0,8888 diye gider. Bu da 0,8 şapka. Şimdi 22'yi 7'ye böldüğünüzde pi sayısı çıkıyor ortaya. Bu devirli ondalık sayı değildir arkadaşlar. Çünkü devretmiyor. Standart olarak devretmez. Mesela burası 333 3, 3 olarak ya da 88 8 olarak gider ama bu standart olarak gitmez. Yani bunun sonu yok arkadaşlar. Tamam? 3,14 böyle gider. Bunun üzerine şapka da koyamazsınız. Evet şimdi devirli sayıların ondalık sayılar birbirine çevrilme olayı var arkadaşlar. Son sayfa olması lazım burası. Evet son iki tane soru arkadaşlar tamam. Devirli sayılar rasyonel sayılara çevrilmesi. E, bunu ezberleyeceksiniz. Yani bunun başka yolu yok. Hocam işte zor bir formül değil aslında da e, zamanla öğreniyorsunuz. Yani öyle birden pat diye öğrenemezsin bu formülleri. İşte sıralaması zor. Bir de bu burası zor zaten sayının tamamı sayının tamamı dediğimizde virgül yok tamamından devretmeyen kısım üzerinde şapka olmayan kısım çıkaracaksın virgülden sonra yani virgülün sağ tarafında devreden kadar 9 devretmeyen kadar 0 şimdi ne demek istiyoruz öğretelim bak şimdi örneğimiz şöyle olsun 34 virgül 150 e... 156 olsun. Tamam. Şimdi buraya iki tane şapkayı koydum. Böyle. Şimdi bu şu demek? Sayının tamamı. Sayının tamamı ne? 34156 eksi üzerinde şapka olmayan kısım yani şapkası olmayan kısım neresi? 341. O zaman 341'i çıkaracaksın. Bölü. Şimdi diyor ki virgülün sağ tarafı, virgülden sonra dediği kısım şurası arkadaşlar. Tamam? Virgülün sağ tarafında iki tane ifadenin üzerinde şapka olduğu için iki tane dokuz. Üzerinde şapka olmayan bir tane olduğu için buraya sıfır. Yani bu ifade buna eşit demek. De böyle bir formülü var. Devreden rakam 9 ise 9 silinerek solundaki rakam bir arttırılır. 9'u sileceksiniz bir arttıracaksınız. Bunu asla unutmayın. Önemli mesela örnek veriyorum. Bak D şıkkında devreden rakam ne? 9. 9'u sileceksin diyor. Solundakini 1 arttıracaksın. Yani 2,9 yapacaksın diyor. O zaman bu mantığa göre şöyle olması lazım. Yani mesela 1,99 e, şu bakın arkadaşlar 1,3 ile 1,333 bunlar aynı anlama gelir. Fark etmez tamam mı? Yani ister bir tanesinin üzerinde şapka olsun ister 10 tanesinin. Zaten a, b, a, virgül BB a, virgül hepsi aynı anlama geliyor bunların. Şimdi bunları bilmek detay önemli. Şimdi bunu bildiğin zaman mesela diyor ki işte 1,99. Sen bunu 1,9 gibi düşünsen üzerinde şapka var. İşte artı 2,79 üzerinde şapka var. 9'u sileceğim. 9'u sildiğim zaman soldakini 1 arttırmam lazım. Soldaki ne? 1. 1'e 1 arttıracağım. 2. O zaman burası 2 oldu. Bu 9'u sildiğim zaman 7'yi 8 yapmam lazım. 2,8. Topladığım zaman 4,8. Yani her şey formül değil arkadaşlar. Yöntemleri bilirsen çözümler basit aslında. Tamam mı? Her şey formül değil. Şimdi illa şimdi ise burada işte 3 bölü. Mesela şöyle düşünün arkadaşlar. Eğer bir tane ifade varsa normalde 0 0,3 0-3 neye eşit? 3 bölü 10'a. Ama 0-3 üzerine şapka koyarsanız ne olur? 3 bölü 9 olur. Aradaki farkı anlayın. Burası o zaman 3 bölü 9. Şapka olmasaydı 3 bölü 10'du. Şapka olursa 3 bölü 9. Şimdi burası sayının tamamı. Sayının tamamı 1325. Üzerinde şapka olmayan kısım 132. 132 eksi e, iki tane ifadede şapka yok bir tane ifadede şapka var o zaman 900 yani bu şekilde yazabilirsiniz arkadaşlar tamam şimdi bu 0,25 şimdi bunu da şöyle yazabilirsiniz sayının tamamı 25 e, 0 çıkarsanız da 25 olur 2 tane de 9 25,99 böyle Eksi var işte. Eksi Eksiyen son koyabilirsiniz. Eksi. Parantez açtım. Sayının tamamı 32. Devretmeyen kısım 3. Ee, i̇şte burada bir tanesi 9. Şimdi burası. eksi Eksiyen son koyabilirsiniz. Eksi 29,9. Evet. Örneğimiz biraz uzun. Bayağı örnekler var. Bir tane örneğin içerisinde aslında 10 tane soru çözüyoruz. Şimdi burada 1,4, 1,44, 1,444 bu şu aslında 1,4 artı 1,4 aynı anlama geliyor. 1,4 aynı anlama gelir. Şimdi bak mantığını anlayalım. Şimdi 4, 4, 4. Yani 3 tane 1,4 aslında değil mi? Ee, şimdi bunu birleri toplarsanız 1, 2, 3. Bir de 4, 4, 4, 12 yani 1, 2 yapar. Topladığınızda 4, 2 şapkayı buraya yazsanız yeterli. Ya da işte ne yapacaksınız? Sayının tamamı 14, 1 var, 9 yapacaksın. Sayının tamamı 14, 1 var, 9 yapacaksın. Sayının tamamı 14, 1 var, 9 yapacaksın. Tarzında bir şey olması lazım arkadaşlar. Tamam. İşte buna benziyor. Öyle yapalım. Belki bu yanlış olabilir. Şimdi içime şüphe düştü. Böyle yapmak istiyorum. Ee, 1,4 üzerinde şapka var. 1,4 şapka var. Bu Buralarda ince nüanslar var. Değişebiliyor. Bunlar biraz sıkıntılı olabilir. Sayının tamamı 14. Bir çıkardınız. 9 artı. Yani 13 bölü 9. Diğeri de 13 bölü 9. Diğeri de 13 bölü 9. 39 bölü 9. Yani burası 39 bölü 9. Sadeleştirdiğimizde 13 bölü 3 geliyor. 4,2 gelmiyor. 4,3 geliyor arkadaşlar. Yani 39 evet 4,3 civarı bir şey geliyor. Demek ki tam öyle olmuyor. Bak değişkenlik oldu. 4,3 şapka var. Öyle değilmiş. Çarpma öyle olmuyor işte. Değişiyor ya. Şimdi buraya geldik. Burada da şöyle düşünebiliriz. İşte bunları tek tek çevirmek yerine daha basitini düşünebilir miyiz diye düşünüyoruz, tamam? Şimdi burada tek tek çevirmek yerine 2,47 şapka var. 1,32 şapka var. Çıkarma işlemi yapalım. 7'den 2 çıktı 5. 4'ten 3 çıktı 1. 1'den 1 çıktı 1. O zaman burası 1,15 şapka var gibi düşünebilirsiniz. Evet bunu bu şekilde yapabiliyorsunuz. Bir tane örneğimiz daha var. Sayının tamamı hmm, şurası 2134. Üzerinde şapka olmayan kısım 21. 2 tane şapka var. 9 bir tane şapkası 0. Şimdi bir tane daha var. İşte burayı mesela uzun yoldan da yapabilirsiniz. Kısa yolu nedir? Onu yapalım. Şimdi 11,8 üzerinde şapka var. 12,7 üzerinde şapka var. Buralar toplama işlemi. 0,6 üzerinde şapka var. Bak. Şimdi toplandınız burayı çıkaracaksınız. Yani bu adam eksi bunlar artı. Şimdi şöyle düşünelim. 8 ile 7'yi topladım 15. 15'ten 6 çıktı 9. Mesela öyle düşünebilirim. O zaman 9 üzerinde şapka var. Virgül. Gerisi zaten aynı. 23,9. O zaman bu arkadaş eğer 23,9 üzerinde şapkayı varsa 9'u silerim burayı 24 yaparım. Ya da uzun yol arkadaşım. Ne yapacaksın? 118. Zaten böyle bir soru çıkmaz sınavda. Bu kadar uzun bir soru asla gelmez. 118'den 11'i çıkaracaksın. İşte nedir? 9 yazacaksın. 127'den 12 çıkaracaksın. 9 yazacaksın. 6 bölü 9 yazacaksın vesaire vesaire arkadaşlar. Tamam? Yani uzun yoldan da kısa yoldan da burada 24'ü bulabilirsiniz. Son sorumuz. Evet rasyonel sayılar deyip geçmeyin biraz. İşte uzun bir konu. Yani konunun kendisi uzun. Çok fazla örnek var. Konu var. Detay var. Zor bir konu değil ama uzun bir konu. Son sorumuz arkadaşlar. Küçükten bir ye doğru sıralayın. Sizdeyiz. Ne buldunuz? CBA Evet bir arkadaş CBA diğer arkadaşlar Şimdi yapalım. Bu tür sorularda uzatmaya devam edin. Yani bu şu demek. A şu demek. 0,123 3, 3, 3 diye gider. A dediğimiz olay bu. B dediğimiz olay ne? 0,123'ün kendisi tekrar ediyor. Yani 23, 23, 23 diye gidiyor. C dediğimiz olay da 123 tekrar ediyor. Yani eşittir 0, 123, 123, 123 olarak gidiyor. Şimdi yapalım. Sıfırlar eşit. Zaten hepsinde eşit. 123'ler hepsinde eşit. Belirleyici olan kısım neresi? Burada 3 var. Burada 2 var. Burada 1 var. demek ki C en küçük. Sonra B. Sonra A kadar. Devam ettirdiğinize zaten ortaya çıkıyor arkadaşlar cevabınız. Evet, rasyonel sayılar konusu bu kadar. Çok şükür. Temel kavramların büyük bir kısmı bitti.